Ceza yazmak, yıkmak, e, yıkım kararı almak tamamen e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir konu. CHP bu iddialarla yola çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama geldi. CHP'nin Bayraklı Belediyesi ilgili yerlere rapor gönderdi ve yıkım yetkisi bakanlığa aittir açıklaması üzerine Ulusal Kanal konuyu mercek altına aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ulaştı. Bakanlık CHP'nin yapmış olduğu açıklamayı yalanladı raporlarını tutmuş ve e, ilgililere de iletmiş. Çok geçmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılı basın organıyla da CHP'nin o iddialarına yanıt verdi. Çevre Bakanlığı açıklamaları 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesine atıf yaparak yalanladı. Bakanlığın sunmuş olduğu o maddelerde afet riski olan yapılara dair tahliye etme ve yıkma görevinin il ve ilçe belediyelerine ait olduğu görülüyor. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri arasındadır. Dolayısıyla yıkım kararı ilçe belediye encümeni tarafından alınmak kaydıyla yıkım işlemlerini Büyükşehir Belediyesi'nce yapılması mümkündür. Bakanlık imar kanununun 39. maddesine de dikkat çekti. O maddede de tahliye ve yıkım sorumluluğunun yine belediyede olduğu ortaya çıkıyor. İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre risk taşıyan yapılara dair tespitler, tehlikenin ortadan kaldırılmasına dair tebligat ve yıkım işlemleri yapıların maliklerine belediye tarafından yapılacaktır. Hem Büyükşehir Belediyesi Kanunu hem de İmar Kanunu riskli yapıların tespitini yapan belediyeye aynı zamanda tahliye ve yıkım sorumluluğunu da vermektedir. Ayrıca bakanlık mevzuata göre riskli bina tespiti olan yapılar için tapuya şerh konulduğuna dikkat çekti. Söz konusu yapılarda ise herhangi bir tapu şerhinin olmadığı belirtildi. Bakanlık açıklamasından sonra CHP Genel Merkezi'nden herhangi bir yanıt gelmedi. Bayraklı Belediyesi ise yeni bir açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve bakanlar rapor verme yetkilerinin olmadığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, binayı tahliye etme ve yıkma gibi yetkilerinin de bulunmadığını savundu. Hasar tespitini kim yapıyor? Bayraklı Belediyesi mi yapıyor? Hayır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yapıyor. Bu binada oturulur mu oturulmaz kim karar veriyor? Çevre Şehircilik Bakanlığı veriyor. Bina yıkılsın mı yıkılmasına kim karar veriyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veriyor. Belediye olarak benim yetkim, sorumluluğum, alanım belirli.